böbrekler var. Bu bir Osmanlı'da şöyle küçük bir şifa fası derler, sürahisi derler. Tılsımlı objeleri topluyorum böyle. Bu tımsımlı gömlek ise çok eşsiz örneklerden birini teşkil ediyor ve bence kuvvetle muhtemel bir devlet büyüğü için yapılmış. İşte görüyorsunuz işçiliği, kumaşı, şöyle kesimleri, kenarlarındaki altın yaldızlar, işlemeleri böyle bir sanki saray erkanına aitmiş gibi geliyor bize. Böyle tılsımlı gömlekleri genellikle padişahlar giyer. İşte onları musibetlerden koruma, şifa verme, savaşlarda muzaffer kılma gibi maksatlarla yapılır. Cem Sultan, 2. Selim, 3. Murat, 3. Mehmet'in tılsımlı gömleklerinin olduğunu biz biliyoruz. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün de böyle bir gömleğin olduğu rivayet edilmekte. Bu gömlekler bir kişinin emeğiyle yapılmıyor. Sarayın müneccimi, dervişleri, hattatı, nakkaşlarının işbirliğiyle uzun süren bir emeğin mahsulü. Örneğin işte Cem Sultan için yapılan gömleğin yapımına işte Şehzade'nin eşref saati olan işte 30 Mart 1477'de Güneş Koç burcundayken başlanmış. Yine 29 Mart 1480'de son bulmuş, tamamlanmış. Bu tılsımlı gömleklerin üzerinde çeşitli ayetler, işte Esma-ül Hüsna gördüğümüz gibi vefkler, semboller bulunur. Şöyle sırt bölgesinde bu kemiklere denk geldiğini düşünüyorum ben bunu. Burada Esma-ül Hüsna'lar yazılı böyle, çeşitli ayetler. Yani bu gömlek de yumurta akından yapılmış bir karışımla aherlenmiş. Böyle kağıt gibidir. Gördüğünüz gibi bu gömlek böyle kağıt gibidir. Aherli tekstilden yapılır. Pamuklu özel tekstillerden bunlar yapılıyor. Kenarlarında desenler, altın yıldızlı işlemeler, şöyle altın yıldızlı işlemeler. Bunun bu ihtişamını gösteriyor. Yumurta akından yapılmış bir aharleme tekniği diyoruz biz buna. Böyle kağıt haline getirilmiş ki hani boyaları dağılmasın. Onun üzerine çizilmiş. Yoksa boya kumaşın üzerinde durmaz. İşte görüyorsunuz Kabe, mescid, ben bunun Mescid-i Nebevi olduğunu düşünüyorum. Şu yeşil kubbesinden dolayı. İşte hilal motifi, burada yine bir çiçek deseni motifi. Bunlar sırt kemiklerine denk gelecek şekilde Esma-ül Hüsna ayetler yazılı. İşte böyle her biri altın yaldızlar içerisinde çerçevelenmiş. Bu altın yaldızlar da böyle ihtişamı ifade etmekte. Olur. Bu mesela çakmadır, sonradan yapılmıştır. Şu yüzük, tılsımlı Osmanlı yüzüğü, bronzdan yapılma. Şunun gerçek olduğunu düşünüyorum. Şöyle şifa için böyle şifa tası, üzerinde böyle vefkler, ebcetli rakamlar vesaire yapılmış. Şu tarak, tılsımlı tarak, bunun ben sonradan yapıldığını düşünüyorum. Buna armudiye derler. Böyle kolye başlı gibi, kolye şey gibi, ucu gibi kullanıyorsunuz. Bu da yine tılsımlı vefkler vesaire, işte ayetler, dört meleğin isimleri etrafına yazılı. Şu çok ilginç mühür, tılsım mührü. Bunlar bir takım kabalistik işaretler, figürler. Bu da yine bir şöyle değişik. Bunları hani pek böyle izah etmek de nasıl bilmiyorum ama İşte çeşitli rakamlar, semboller, sayılarla bir takım tılsımlar yapılıyor. Böyle mendil, yolculukta bir mendil aynı şekilde. Bu da yine bir mendil tılsımlı. Şu para çok ilginç. Şunun bir özelliği var. Bu para Hicri 1293 tarihli. Bu para 2. Abdülhamit dönemine ait. Bu parayı sonradan toplatıyorlar ve Türkiye'deki koleksiyonerlerde işte 130 tane kaldığı söylenir. Bu kolye ucu olarak kullanılmış. Aynı zamanda tılsımlı. Şurada küçük bir kare göreceksiniz. Buna vefk derler. Bu tılsımlı bir Osmanlı parası. Bu bir gerçek. Yani diğerleri için bir şey diyemem ama bunun gerçek olduğundan eminim.
yıllardır el yazması eserler üzerine çalışmalar yürütmekteyim. Sahaflar, müzayedelerde böyle el yazması eserleri topluyordum. Tabii bir de Osmanlı'dan kalma objelere karşı böyle bir ilgim vardı. Çeşitli böyle tılsımlı eserler, şifalı eserler topluyorum. Bir müzayedede denk geldiğim bir gömlek gördüm ve bu gömlek böyle ilgimi çekti. Tabii bunun başta yani orijinal olamayacağını düşündüm. Yani alırken de böyle bir şey niyetiyle almadım. Eser geldiği zaman gördüm ki bazı karineler mevcut. İşte boyalarından, fırça izlerinden, sonra diğer yapılmış Osmanlı'daki tılsımlı gömlekleri, padişah gömleklerini incelediğimde yani bunun böyle bir ihtimal, yani böyle bir orijinal olabileceği yönünde bir ihtimal doğdu kafamda. Bilir kişilerin görüp incelemesi gerekiyor. Böyle bir iddiamız yok. Fakat Osmanlı'da padişah gömleklerinin varlığını biz biliyoruz. Bu gömlekler Osmanlı'daki padişah gömleklerini biz işte Cem Sultan'da, 3. Murat'ta, 2. Selim'de, 3. Mehmet'te böyle onlar adına yapılmış tılsımlı gömleklerin varlığını biz biliyoruz. Tılsımlı gömlekler kişiyi koruduğuna inanılan, şifa veren, işte savaşlarda onu muzaffer kılan böyle bir hizmet taşıyor. Böyle bir amacı var bu gömleklerin. Tabi bu gömlekler böyle tek bir kişinin kaleminden, şeyinden çıkmaz. Bunlar aynı zamanda bir sanat eseri. Yani bu yapılırken önce sarayın müneccimleri bakıyorlar. Padişahın eşref saatine bakıyorlar. Eşref saatini tayin ediyorlar. O zaman yazılmaya başlanıyor. Mesela Cem Sultan için yapılan tılsımlı gömlekte 30 Mart 1477'de başlıyor ve yine 29 Mart 1480 yılında yapımı tamamlanıyor Cem Sultan için yapılan gömlekte. Tabii giymiyor onu. Giymek nasip olmuyor. Yine Atatürk için yapılan gömleğin varlığı söz konusu. Bunlar böyle dervişler, şeyhler, hattatlar, nakkaşlar, müneccimlerin işbirliğiyle hazırlanan ürünler. Böyle ayetler seçilir, vefkler yapılır. Fetih suresi, Nas suresi, Felak suresi, böyle Esma-ül Hüsna'dan isimler nakşedilir. Çeşitli kabalistik işaretler, vefkler, yine bunlarda gördüğümüz şekil ve motiflerdir. Şimdi bunu da incelediğimizde böyle canlı bir kere, çok canlı bir tılsımlı gömlek bu. Böyle şöyle bakarsanız kağıt gibi bir kumaştan, buna aherleme tekniği derler. Bir yumurta akıyla özel bir karışımdan yapılır. Özellikle el yazma eserlerde görülen kağıt çeşididir. Bu tür gömlekler tek bir defa giyilir. Ondan sonra çıkarılır. Şifa verdiğine inanılır. Ben bu gömleğin böyle yükünün ağır olduğunu düşünüyorum. Orijinalse paha biçilemez bir şey. Çünkü örneklerine biz Topkapı Sarayı Müzesi'nde ancak rastlayabiliyoruz. Böyle şahısların elinde çok az mevcut. Ben bunu hani kendimin naçizane layık görmüyorum açıkçası ve muhafaza etmem. Çünkü çok kıymetli benim için. Yani bu kime layıktır diye soracak olursanız da bence yani yapımı şöyle kesimine bakarsanız bu devletimizin en tepesindeki Sayın Cumhurbaşkanımıza layıktır diye düşünüyorum. Eğer tensip buyurlarsa kendilerine takdim etmek isterim. Manevi değeri büyük. Elimizdeki Kur'an'la birlikte, Kur'an-ı Kerim'le birlikte onun da yine en az 300 senelik olduğunu düşünüyorum. Onunla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmek isterim.